Kıymetli dinleyiciler, hoş geldiniz, safalar getirdiniz, şerefler verdiniz. Her zaman olduğu gibi, nasıl başlayalım? Hak yine başlayalım söze, ki muhabbetimiz gelmesin göze. Bugünkü hikayemizin adı Çingene Ali. Efendim vakitlerden bir vakit, Bağdat'ta geçimini çalgıcılık yaparak sağlayan bir genç vardı. Adı Çingene Ali'ydi. Çingene Ali bir gün Bağdat sokaklarında gezerken bir kız gördü. Aşık oldu. Çarpıldı adeta. Kara sevda. Aman Allah'ım ne güzeldi. Bir bakışla içten yer alanmıştı. Yıldırım aşkı derler ya değerli dinleyiciler. İşte bizim Çingene Ali de öylece aşık oldu. Yıldırımlar çarptı, kömür oldu çocukcağız. Hemen etrafındakilere sordu Ali. Bu kız kimindir? Tanıyan var mıdır? Kimdir? Nedir? Necidir? Kimin kızıdır? Kimin evladıdır? Kimin akrabasıdır? Birisi "Tanımıyor musun? Padişahın kızı Selmadır." deyince tabii bizim Ali'nin başından aşağı kaynar sular boşandı. Ali bir düşüncedir aldı. Eyvah! Ali ne yaptın? Aşık olacak başka kız mı bulamadın gittin kos koca padişahın kızına aşık oldun. Bir duysalar seni öldürürler. Çalgıcı sefil bir çingenesin. Eh mezarının başına da senin çalgını dikiverinler artık mezar taşı diye. Haddin mi senin koskoca padişahın kızına aşık olmak? Ali bu düşüncelerle uzaklaştı oradan. Mahzun tabii. O neşeli Ali, çalgıcı Ali, Artık sazına dertli dertli vurmaya başladı efendim. Yemeden içmeden kesildi. Aklında fikrinde Selma vardı. Ama kimselere diyemiyordu. Yahu denecek şey de değil ben padişahın kızına aşık oldum diye. Ali'nin bu haline arkadaşları acıdı. Yanına gittiler. Ali dediler. Günlerdir yemiyor içmiyorsun. Düğünlere de gitmiyorsun, iyice sefalete düştün, para da kazanamıyorsun. Arkadaş, derdini söyle ki derman olalım. Ali, söylersem benim de başım belaya girer, sizin de başınız belaya girer dedi. Arkadaşları ısrar edince Ali, padişahın kızına aşık olduğunu söyleyiverdi. Arkadaşları önce inanmadı ama baktılar ki Ali ciddi. Ondan sonra ürktüler, korktular. Aman Ali, padişah duysa senin de bizim de başımızı vurur yahu başka kız mı yoktu alanacak? Aman ha, aman bundan sonra arkadaşın değiliz. Bizi tanımıyorsun, bizi arama, sorma ama bunca yılın hatrına sana bir iyilik yapalım. Padişahın çok sevdiği bir Allah dostu varmış. Adı Ali Heyiti Hazretleri. Kapısına gidenin derdine derman bulurmuş. Git derdini ona anlat. Ama sakın bir daha bizi arama sorma deyip Ali'yi terk etmişler, hop gözden kaybolmuşlar. Efendim bizim Ali Bağdat sokaklarında kapı kapı gezmiş. Ali heyiti hazretlerini aramış. İlla ki arayan bulacak tabii ki değil mi? Sonra sonra Bağdat bulunur demişler. Ali heyiti hazretlerini bulmuş kapıdan içeriye edeplice girmiş karşısına geçmiş, diz çöküp boyun bükmüş. Derdim var efendim demiş. Hazret, nedir derdin evladım? Deyince, aşık oldum efendim demiş bizim Ali. Kime evladım? Selma'yı efendim. Selma kim çocuğum? Padişahın kızı efendim. Aman evladım sen ne yaptın? Padişah duysa senin de benim de başımı keser yahu. Asalet desem asaletin yok. Çingensin. Servet desem servetin yok çulsuzsun. Şu halinle padişaha ben gitsem benim de başımı vurur demiş. Ali iyice çaresiz boynunu bükmüş. Ali heyiti hazretleri onun bu durumuna dayanamamış. Ali'ye madem bu kapıya geldin, bizden yardım talep ettin, ben de sana yardım edeceğim. Ama bir şartla dediğimi yapacaksın. Demiş, bizim Ali öyle bir sevinmiş, öyle bir sevinmiş ki, hani utanmasa Ali heyeti hazretlerine sarılıp iki yanağından öpecek. Heyecanla söyleyin efendim, her dediğinizi yapayım, ne isterseniz söyleyin yeter demiş. Aşktı bu insana her şeyi yaptırırdı. Ali Heyeti Hazretleri, yok evladım. Bir seccade bu. Dediğim mağaraya git. Seccadeni her diz çök Allah de. Kimseyle konuşma. Bakma. Tek kelime etme. Sen dediğimi yap. Söz ben de padişahı ayağına getireceğim demiş. Ali Aşık Ali, Çingen Ali, hemen koştu bir seccade buldu, denilen mağaraya gitti, diz çöktü, oturdu, Allah demeye başladı. Allah Selma gelecek, Allah Selma'ya kavuşacağım. Ali Heyti Hazretleri geceleri gidiyor, gizli gizli seccadede dalmış Allah diyen Ali'ye yemek veriyordu. Günler böylece geçerken artık Ali sabırsızlanıyor. Ali Heyiti Hazretleri geldiğinde ''Efendim, hani kız nerede? Selma nerede?'' diyordu. Ali Heyiti Hazretleri ''Sabır evladım, devam evladım, az kaldı, devam.'' diyor ve geri gidiyordu. Bir gün mağaraya bir kervan uğradı. Baktılar üstü başı toprak içinde bir adam Allah diyor. Selam verdiler, konuşmadı. Dürttüler, bakmadı. Allah Allah, şaşkınlık içinde terk edip şehre gittiler. Kulaktan kulağa abartarak yaydılar, anlattılar. Çocuğu olmayanın çocuğu oluyormuşmuş, kısmeti kapalıların kısmeti açılıyormuşmuş. E halk bu, bire bin kattılar. Bağdat halkı akın akın bizim Ali'ye gitmeye başladı.'' çaput bağlayanlar, dua edenler ama Ali kimseyle konuşmuyordu. Aklı padişahın kızı Selma'daydı. Derken sarayda konuşulur bu durum. Padişahın huzurunda, padişahın da kulağına gider. "Efendim," derler. "Bağdat kenarında bir mağaraya bir Allah dostu gelmiş. Halk akın akın oraya gitmekteymiş." Padişah biz bu işlerden anlamayız. Çağırın Ali Heyiti Hazretlerine soralım. Padişah Ali Heyiti Hazretlerine sorar. Mağarada bir adam varmış. Devamlı Allah dermiş. Gerçekten Allah dostu olabilir mi? Ali Heyiti Hazretleri her şeyi baştan sona bilmekte tabii. Evet gerçekten Allah dostu olabilir efendim der padişaha. Padişah da o halde hazırlıklar yapılsın, ziyaretine gidelim, elini öpelim der. Sarayda hazırlıklar yapılırken efendim Ali Heyiti Hazretleri hemen Ali'nin yanına koşar. Ali o bizim Ali dalmış Allah 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 zikrediyor. Ali Ali kendine gel der dürter Ali Heyiti Hazretleri. Efendim hani Selma der Ali. Sabret evladım 40. günün sonu padişah ve saray ahalisi buraya geliyor. Padişahlar gittikleri yerde makam verirler, mevki para pul verirler, ne verirse versin hayır de. Ne zaman ki kızının nikahını verdi, o zaman evet de der ve gider. Ali daha bir aşkla Allah demeye başlar. Artık Selma'ya kavuşmak üzeredir. Ve kırkıncı gün gelir çatar efendim. Padişah, saray ahalisi ve Bağdat halkı mağaraya gelir. Ali her zamanki gibi Allah demektedir. Padişah yaklaşır ve Ali'nin önüne kese kese altınlar atar. Eskiden bir tanesine saatlerce çalgı çalan bizim çingene Ali, kese kese altınları görünce hayır der ve atar. Padişah eğilir, beyimiz olun efendim der. Ali hayır der. Padişah şaşırır, vezirimiz olun efendim. Ali yine hayır der. Padişah baş vezirim olun lütfen efendim der. Ali yine hayır der. Aman ya Rabbi Hayır dediklerine bakar mısınız bizim Çingene Ali'nin? Padişah şaşkın Ali Heyiti Hazretlerine gider. Efendim ne versek de memnun etsek, şehrimizi terk etmese burada kalsa bu Allah dostu der. Ali Heyiti Hazretleri her şeyi bilmekte olduğundan, efendim belki kızınız Selman'ın nikahını verirseniz burada kalabilir der. Ve padişah düşünür, ve o an bir karar verir. Kızım Selma'nın nikahını verdim der. Ali Allah demeyi bırakır, ortalık buz gibi sessizdir. Ali boynu bükük ellerini açar. Ya Rabbi, bir kız için kırk gün Allah dedim, padişahları ayağıma getirdin. Bir kız için kırk gün adını söyledim, asalet verdin, beynik verdin. Bir kız için kırk gün adını söyledim. Makam verdin, şan verdin, para verdin. Ya Rabbi, kız da onların olsun, Selma da onların olsun. Ben seni istiyorum Ya Rabbi, der ve olduğu yerde can verir. Tarihe aşk şehidi olarak geçer. Çingene Ali. Bugün kabri Bağdat'ta ve hala orada meftun Rabbi ile birliktedir. Sürçünü isan ettiysek affola, affola.